içinde bulunmayan yokluk, aciz ve zillet ve günah getirdim diyor. Allah-u Teala da bunlar elbette ki olmaz, Subhan'dır. Yoksa sıfatlardan münezzehtir Cenab-ı Mevla Teala. Yoksa sıfatlardan münezzeh demek ne demek? Birincisi, o Halik'tir, biz mahlukuz. O yaratandır, halk edendir, biz yaratılanız. Yaratılan nereden ne gelir? Yaratan ne vermişse, ne verirse ancak o kadardır. O dilemezse yarattığı şeye, bir şey vermeyi, bir tasarruf, bir güç, bir irade vermeyi, irade etmezse, yaratılan hiçbir şey yapamaz. Allah-u Teala yaratmış olduğu bütün mahlukatı ve şu cümle zerratı, nebatı ve hayvanatın dahi içerisinde en yüksek eftal olarak, şerefli olarak tasarruf vermiş olduğu, irade ve akıl vermiş olduğu mahluk yaratılan insandır. İnsanın kökü isyandan gelir, yani mutanın oğlu mutan. Hazreti Adem Aleyhisselam, Allah'ın yasak ettiği, cennetteki o yasak ettiği şeyden yapınca Hazreti Havva ile mutanın oğlu olarak insan oldu. Ey insan oğlu, ey mutan oğlu. Adem ismi yokluktan gelir. O yokluktan yaratılan Adem, yokluğunu diyor, bilmelidir. Eğer insan unutur da yokluğunu bilmez, hatıra getirmez, nisyan ederse, isyan ederse, ademiyetinden felaket eder, varlık davası güder. Varlık davası da Allah-u Teala kabul ediyor. Kardeşler, o melun şeytan puta tapmadı. Yani şirk deyince, isyan deyince sadece sanki o Mekke'de müşriklerin yaptıkları aklımıza geliyor. Adam, efendim, varlık davası görerekten, kendi kendini kendine yeterli görerekten Allah-u Teala'ya karşı bir kendine şerif koyuyor, çağırmış değil, bir nevi ittihaz etmiş oluyor, kabul etmiş oluyor. Mevla da diyor ki seni yoktan var eden beni unutmak tutmaz. Bende acziyet, fakriyet, zillet ve günah haşa. Herhangi bir şey, böyle bir şeyler asla olmaz. Öyleyse Allah-u Teala bunlardan münezzehtir. Allah-u Teala'yı her bir an uygulama Allah tutmaz. Eğer bizler gibi insan gaflet, aciziyet ve zillet ve ihtiyaçlı bir yaratılan bu mahluk, eğer bir şeyler bize tevdi edilseydi, verilseydi, biz bu işin içinden çıkamazdık. Hak Azze ve Celle kayyumdur, her an tutmaktadır. Her bir kimse ne ateş mi ne temsil, şu bardağı elinde tutsa, uykusu da ağırlaşsa, ne yapmış olur? O bardağı elinden bırakmış olur. İşte kayyumiyeti bu kadardır insanın. Gaflet tuttuğu anda
nesi var mı insanda? Var. Bazıları derler ki, alemde tecelliyat vardır, tecelliyat vardır sufi tabakası. Öyle bir şey yoktur diyenler, işte bak nasıl anlanıyorlar. Alemde tecelliyat yoksa sen nasıl tutuyorsun? Yani beni tutmam Allah'ın tutması gibi değil. Seni görmen bizim görmemiz Allah'ın görmesi gibi değil tabi. Fakat bir görüntüdür. Cenab-ı Mevla semidir. Cenab-ı Mevla basirdir. Allah-u Teala kayyumdur, tutandır. Allah-u Teala haydır, hayatıyla kaimdir. Eğer Allah-u Teala hay olmazsa hiçbir şey var olmaz. Hay olmasıyla kaimdir. Ondan Allah'ta haşa, aciz, zillet, bu gibi şeyler bir gaflet uygulama asla olmaz. Alem eğer kul Rabbinin sübhan olan noksan sıfatlardan münezzeh olan Rabbinin böyle bilmezse o zaman o Mekke'deki müşriklere efendim düştüğü durumdan hiçbir farkı olmaz. Bir kutu karşısına gitmesi de gerekmez. Hani sen nereden bahsediyorsun diyorlar bazen. Hocam kut mu kaldı? Kutun büyüğü kaldı. Nefes kutu. En büyüğü öbürü taş, tahta kırılır, dökülür. İspatı mevcuttur. İnsan öylesine bir cihaz ki yaratılan bu donatılmış bu cihazlardan akıl denilen, ruh denilen üstün kabiliyet ve yetenekler var. Meleklerde olmayan efendim insanda var. Nefsle beraber, bununla mücadeleyle beraber insan meleklerden dahi üstün oluyor. Eğer insanda bu nefs olmasaydı meleklerden bir farkımız olmazdı, herhangi bir imtihanımız olmazdı. Demek ki Cenab-ı Allah kendi mutlak varlığı karşısında kullarının varlığı iddiasında razı değildir. Ne yaptı benim şeytan? Dedi ki, ben üstünüm dedi. Daha iyi bildiğini iddia etti. Allah-u Teala dedi ki, ben seni yoktan var ettim. Sen neyi bilirsin ki? İşte kullar burada bu ayetler okurken, bizler burada bazı şeyleri böyle dinlerken diyoruz ki işte şeytan ile Allah, Adem ile Allah, işte efendim falan peygamber ile Allah şöyle konuşmuş. Kavmi ile böyle bir mesele yaşamış. Zannediyoruz ki bunlar bizim hayatımızdan uzak, bizim hayatımızdan uzak değil bunlar. Bugün hayatımızın içinde mevcut. Kişiye diyoruz ki kardeşim Allah'ın emri şudur. Peygamberin sünneti budur. Adam duruyor. Diyor ki ya diyeyim, tamam bir eyvallah diyor. Baş tacı diyor. İki dakika sonra bakıyorsun ki ya bu bizim bir kitabın yani mesele oluyor. Bu bizim bir kitabımızda yazılır. Örfü veyahut da nefsi kalkıyor, hareket ediyor. Bu bizim diyor örfümüzde olmaz. Yok bu bizim işte efendim meşrebimize bilmem nefsimize sığmaz. Örfi nefsi hareket ediyor. Allah'ın kitabı bir tarafa kullanıyor diyor ki bu bizim kitabımızda yazmaz. Ya senin kitabın değil. Bunu sormak lazım insana. Senin kitabın Kur'an'sa, Kur'an'ın içindekiler ise bizim ona itaat ve ittiba etmemiz lazım. Uymamız lazım. Tabi olmamız lazım. İşte insan bilmeden hasreten bu zamanda efendim bir anda iman dairesine giriyor, bir anda iman dairesine çıkıyor. İman dairesinde insan kendisini muhafaza edebilmesi ancak bu işin ehli olan, bu işte üstad olmuş bir silsile-i saadatın efendileri kamil, mükemmel manada, üstün manada, mükemmel manada Allah Resulü'ne varis olmuş sallallahu aleyhi ve selleme ve ayniyle onun yolunu bize anlatan bir rehber ihtiyacı mutlak şekilde sahibidir.
Yoksa kişi kendi nefsini tanımazsa mümkün değildir. İnsan evinde, yolda, efendim içtimai, sosyal hayatında nasıl ki bilmediklerine gidiyor, bir bilene soruyorsa, elbette ki din işlerinde Allah'ın emri gereği bilen bilmeyenler bilenlere soracak. Nitekim Ashab-ı Kiram Rıdvanullahi Aleyhi Mecmai'nin de bilmediklerini ne yaparlardı? Bilen sahabelere sorarlardı. Hazreti Ebu Bekir'e sorarlardı. Hazreti Ali'ye sorarlardı. Onların üstündekilerle ilimdeki biliri efendim takvada velada ileri olduklarını çok iyi bilirlerdi. Demek ki bunu bir de şu açıdan düşünmek lazım. Varlık öncelikle, varlık sadece yani şeytanın yaptığı, efendim puta tapanın yaptığı gibi değil yani. Bilmeyene, bilmeyene, bilene sormaması da varlıktır. Böyle bir hassasiyet. Ya ben niye ona sorayım? Nefse ağır mı yapayım? İşte bakın şeytanın davası neydi? Ben üstünüm, ben iyiyim davasıydı. Demek ki Hak Teala Kur'an-ı Kerim'deki bilmeyenler bilenlere sorsun. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Yani hiç alimlerle alim olmayanlar bir olur mu? Ayet kelimesi, hadis-i şerifleri bize neyi gösteriyor? Diyor ki eğer sen ben Müslümanım, la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyorum dediysen diyor, la ilahe illallah'ın manası şudur. Allah'tan başka bir kuvvet yoktur. Sen halisin. Allah kadirdir. La ilahe illallah'ın manası şudur. Allah'tan başka hükmedici yoktur. Biz fakiriz, hüküm sahibi odur. Biz mahkumuz, hakim odur. La ilahe illallah'ın manası bir de şudur. Bütünüyle hayatın onun elinde demektir. Muhammeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Abdühü Resulü. Allah'ın Resulüdür demek. Allah'ın Resulüne tebebiyyenin niye şart? Çünkü Allah-u Teala yaratılmış en üstün varlık olan insanın içinden, kendi cinsinden, kendi gibi yiyen, içen, evlenen, çoluk çocuk sahibi olan, ihtiyaçlı olan, beşer olan ama kemalatta ve yaratılışta en akıllısı, en üstünü, ruhda en yükseği ve onun nurundan alemi yaratması orası başka. Elbette ki yaratılış vesilemiz iki cihan sederi Habibi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Cümle mükevvenat, cümle mahlukat, bütün şu görmüş olduğun zihin hayat, hepsi onun yüzü suyuna yaratılmıştır. Cenab-ı Mevlet Habibi diyor ona, bu ne mükemmel bir peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bütün hayat dairesinde itaat etmekten gayri bir çıkar yolumuz var mı? Efendim ben la ilahe illallah derim, efendim o da nasıl olsa bir beşerdir diyenler de var. Peki nasıl evlenecek? Nasıl nikah kıyacak? Nasıl mirasını verecek? Nasıl cihad edecek? Nasıl cehd edecek? Nasıl namaz kılacak? Eğer senin önünde bir rehber olmazsa sen bu kervanı nasıl götüreceksin? Götürür buradan uşağı çıkıyor testemeler. Ya da götürür bir uçurumdan aşağıya atar. Rehbersiz gidilmez. Allah-u Teala insanın böyle bir yaratılış ile ve kiminin, kiminin üstün, Ademoğulların kiminin, kiminden üstün kıldık diyor ayet-i kerimede. Peygamberlerin üstünü iki cihan severi, Adem'in çocuklarından kimini de diyor, kimini de üstün kıldı, kimi ümmetler de kiminden üstün, en ekmel, efdal olan ümmette, eshel olan, ethem olan, kolay olan ve üstün olan ümmet de ümmeti Muhammed aleyhisselamdır. Sallallahu aleyhi ve sellem.
Demek ki efendiler, bu iki cihan güneşi sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve selleme itaat, aynı ilahiyeti kerimenin hakikati Allah'a itaattir. İtaatinin varislerine ne diyor Cenab-ı Mevla ayet-i kerimede? Allah'a, Resulüne, sizden olan emir sahiplerine diyor itaat ediniz. Kul neyle emretmeli? Hak ile emretmeli. Sadık olmalı. Kur'an'ın sözünü söylemeli. Kul nefsine inanmış söylüyor. Allah-u Teala ne buyurur? Efendimiz için. O kendinden hiçbir şey söylemedi. Bakın bu ayet hakikaten böyle anlamak lazım. O nefsinden, kendinden hiçbir şey söylemez, bir şeyle ilave etmez. O ne söylerse Hakk'ın sözünü söyler, bizden söyler diyor Allah-u Teala. Resulüne dair öyle bir iddias tanımamış Cenab-ı Hak. Diyor ki hüküm benimdir, Resulüm ne diyor benim hükmüm ancak söyler. Demek ki emir sahibinden maksat nedir? Emir sahibinden maksat Allah'ın hükmünü söyleyendir. Allah'ın hükmünü söyleyen kimsede de o işte usta olması lazım. Ehil olması lazım. Ehline danışmadan bir işimizi yapmayız. Ehline danışmadan da din işimizi yapmayacağız. Ehliyle beraber olacağız. Efendim iki cihan serverini soruyorlar Hazreti Ayşe annemize radıyallahu anh'a. Ya annemiz diyorlar, Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem bize anlatır mısınız? Diyor ki siz Kur'an okumaz mısınız? Diyor ki okuruz. O diyor hulhu kul Kur'an. O Kur'an'ın aynısıydı. Kur'an'ın aynısı. O valisi etem, o valisi ekber. İki cihan serverinin yarı, yarını, arkadaşı, mağara arkadaşı Hazreti Sıddık-ı Ekber radıyallahu anh, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz buyuruyor ki benim sabrımda, göğsümde ne varsa Allah-u Teala aynıyla onun sabrına verdi. Efendiler, Abdülü ve Resulü diyoruz. Allah'ın kulu ve Resulüdür o. Elbette ki Cenab-ı Mevla ayet-i kerimelerde kullarım diye hitap ettiği bazı ayet-i kerimelerden hitabı manası inşallah şudur. Bunu ehlullah da böyle söylemektedir. Kullarımdan maksat Allah'ın Resulüne ve Allah'a hükmünde, emrinde tam tabi olmuş, ehil olmuş, nispet-i sıddıkiyeden, Hazreti Ebu Bekir'in göğsünden gelen o Kur'an hakikatlerine, feyizlerinin aleme neşet eden, saçan, inkişafını, yenileyicisini, efendim o mücedditler, o Arif-i Billah'lar, efendim o Seyyid Abdülkadir-i Geylani Rizalılar, o İslam alimleri, ehl-i sünnet ve cemaat çerçevesindeki ulûm-u zahiriyeye, ulûm-u batıniyeye vakıf olmuş, hak dostlarının eserleridir ve çizdiği Kur'an istikametlerinin yollarıdır. İşte emir sahibi bunlardır. Nefsi şu aşamada hasreten bu derde, bu marazda, bu şeye düşmüşür. Efendi, ya filan sohbete niye gideyim? Falan kimseye niye? Diyeyim ki işte hocam. Ya kardeşim, eğer o zaman biz bilen insanlara hakkı anlatan, gayret eden, Allah Resulü'nün o güzel varislerine tabi olmaz da, kalkar da ben niye yapayım derse, o merhum şeytana, o nefsin esaretine kendimizi teslim etmişiz de, kendi evimizi başımıza yıkmışız da haberler söylüyor. İşte bu varlık davasıdır, benlik davasıdır. Bu varlığın sıyırma Hakk'a yürümek için ancak iki cihan serverine itaat lazım. Severseniz diyor, seviyorsanız Allah'ın Resulü'nü sever diyor, beni sevmiş olursunuz. Ayet-i Kerim'in hakikati budur inşallah. Efendiler onun varislerine de aynıyla itaat lazım. Hatta belki biraz şey gelecek fakat söylemek icap eder. Allah ve Resulü diyor,
Hakkın varislerine, Resulün varislerine inkar, Allah ve Resulüne bir inkarla işleyenlerdir. Çünkü o gerçeği, o nuru, o kimsenin üstündeki o hakikati inkara kişiyi basiretsiz, ferasetsiz, demek ki daha bir keskin bir anlayış ile fark edemiyor, basiret de göremiyor, efendim anlayamıyor. Dolayısıyla Hakk'a karşı kalbinin katılığı ve körlüğü, ayet-i kerime diyor, gözü artık onların kalplerini mühürlenmiştir diyor, gözlerini mühürlenmiştir diyor. Artık diyor onlar Hakk'a yürüyemezler diyor, Hakk'ı duyamazlar diyor, göremezler diyor. Demek ki üstümüzde böyle Allah muhafaza bir mühür varsa, o mühürü kırmak, efendim, o kutu içimizden çıkartmak, varlığın kutunu içimizden çıkartmak, Hakk'ın yoluna, Hakk'ın dostlarıyla beraber ancak devamiyet ve itaat ve tebeyyetle devam etmek lazımdır inşallah. Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri bu mevzuda şöyle buyuruyor. Biz çok kapılardan tarihi Hakk'a sunuk ettik. Diyor ki, tarihi yolları, Hakk'a hak gerçektir. Sunuk yol gitmektir. Efendim, biz çok kapılardan diyor, tarihi Hakk'a sunuk ettik. Bir daha bu kelimeyi açarım. Şimdi, Allah'a giden yollar kaçtır? Herkes diyecek ki birdir. Elbette ki birdir. Efendim, Allah'a giden yol elbette ki birdir. Lakin Cenab-ı Mevla'nın 124 bin enbiyası var. Her birine kitaplar, efendim, suhuflar, kimilerine şeriatlar, yollar vermiş, kimilerine de o kitaba, o şeriata uyan peygamberler göndermiş. Kimi enbiya? O kitap sahibi, yol sahibi, şeriat sahibi, peygamberin yoluna gitmiş. Kimilerine Allah-u Teala yol vermiş, şeriat vermiş, kitap vermiş. Fakat o yoldaki, usuldeki değişiklikler Allah-u Teala'nın hükmüyledir. Ama esasında hiçbir değişiklik yoktur. Adem peygamberine bugüne kadar, Adem peygamberine bugüne kadar hiç şu noktada, esasında, keyfiyette asla değişiklik olmamıştır. La ilahe illallah. Bu hiç değişmedi. Ama şeriat dediğimiz, yol dediğimiz Allah-u Teala'nın onlara vermiş olduğu kitaplarda, efendim, tuttuklarda, yollarda da o günkü bazı hükümler bugün geçerli değil. O gün öyle gerekti. Hükmedici Allah'tır. Öyle emredilmiş, öyle yapmıştır. Fakat Muhammed ümmetine verilen şeriat, o günkü şeriatlardan usulüyle farklıdır. Efendim, madem öyle şey diyorlar ya, ya bunca tarikat var, bunca efendim hoca var, hangisine inanalım? Onca peygamber var, ta bir peygamberin şeriatına uyarsa olur mu? Ne sevilmiştir? Hazreti İbrahim'in şeriatı, Lut'un şeriatı. Yani Hazreti Adem'e verilen bugün, evet, hak olan esasla birleşme vardır. Fakat şeriat ve usulde farklılık vardır. Bu şeriat ve usuldeki farklılıklara bugün itibariyle eğer o da gerçektir değerde uyarsak, o zaman kişinin Hazreti Lut döneminde kişi yeğeniyle evlenebiliyordu. Yanlış duymadınız. Aynı evden birden fazla hanım bacıyı alamıyordu Hazreti Yakup. Bir evde dayısı, kızlar var, ikisini de aldı. Var mı böyle bir usul şimdi şeriatımızda? Hadi madem o da şeriattır deyip de uymak isteyene ortaya koyuyoruz. Böyle bir, olur böyle bir şey olmaz. Bazı kendini bilmezler, kalkıyorlar diyorlar ki, onların da şeriatına şu anda uymak lazım. Hayır, nesedilmiştir. O zaman öyleydi, bugün bir ilahi, ben zaman öyleydi, o zaman öyleydi. Ama bugün böyle. Bugün Allah-u Teala dinini tamam etmiş, kemale erdirmiş. Artık şeriatımız neyse, yolumuz neyse, bize erdirmiş, o yoldan. Esasında Adem Peygamber'den Hamed Aleyhisselam'a kadar,
Esasında her ilahinin ana teoriti vardır. Ama şeriatlarda farklılıklar olmuştur. İşte bu mu? Yani o zaman şunu demek gerekir ki biz çok kapılardan tarihi hakka sürük edip gelmezse nasıl ki o günkü peygamberlere verilen bu yollar, farklılıklar, usuller gerektiriyordu. Bu manada anlamayalım, şu manada anlayalım. Ehl-i tarikattan olan birçok meşayih Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bütününden bir parça almış. O parçayı almış, yoğurmuş. Peki bütününü kim almış? Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz. Bütününü alabilmiş. İşte bu bütünlü alan Sıddık'ı nispet dediğimiz yol biraz tutma aşağıda gelecek ki bunun manayı ifadesi inşallah. Bütününün aldığından mütevellit Hazreti Fahri Kainat'ın nübüvveti hariç aynıyla Muhammed'i mezheptir, tariktir, yoldur. Hakka vasıl edecek hakikatte işte o nisbet-i sıddıkiyeden gelen yoldur. Diğer bütün kapılar dediği, hani Bektaşi'yi derken bazılarından yanlış anlıyorlar. Hazreti Hacı Bektaşi Veli Hazretleri hakikaten velidir, Allah dostudur. Hacı Bektaşi Veli Hazretleri, bugün bazı kimseler, onlar da bizim Müslüman kardeşlerimiz, dedikleri gibi denmiyor. Hacı Bektaşi Veli Hazretleri, bazı mezhepler veya kimseler söylediği gibi, imamet, hilafet Hazreti Ali'nin hakkıdır diye bir iddiaya çıkıyorlar. Bunda şu cihette yanılıyorlar. Evet, imameti ve hilafeti vardır Hazreti Ali'nin ama nedir? Şeriat'taki, o bütünlükteki hakka vasıl eden bir meşrep, bir yol, o yönünden gelen bir ilim ile o kapıdan ben ilmin şehriysem, aziz kardeşlerim rica etsem telefonları kapatın inşallah, sohbette konsantre, motivemizi bozabilir. Ne diyor? Tüm kapılardan kendisi de kadiridir. Seyyidatul Kadir Geylani. Hakk'a ne yaptım diyor? Sülük ettik, yol ettik. Hani bugün Seyyidatul Kadir Geylani deyince adından da üstünde Kadir-i Tarikat'ın Pir-i Pirana, Şah Abdülkadir Geylani hemen aklına gelir. Bugün işte hani Kadir kardeşlerimiz de vardır. Madem Allah-u Teala'nın bütün vermiş olduğu o kapılardan bir hakka sülük ettik diyor. Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu vecihe içinde diyor. Ben ilmin kapısı içerisinde Ali diyor kapısıdır. Demek ki o ilmin bir şehri bir kapısı olur mu? Elbette birden fazla kapısı var. O şehrin bir kapısı da Hazreti Ali demektir. O kapıda efendim de sülük ettik diyor. Fakat hangisinden gittikse içeri almadılar. Hangisinden gittiyse içeri almadılar. Bu yolların ahalisi pek çok. Fakat vasıl olan yani ulaşan olanı yok. Lakin sonunda anladık ki diyor. Yokluk. Ademiyet. İşte ademiyetin aslı Safiyyullah'tır. Ademiyet yani yokluk, fakru, mezellet ve meskenet kapısından sülük etti. Diyor ki yani aciziyet kapısından kulun kendini Allah'a, Hakk'ın emrine, peygamberine ve onun gerçek varisleri olan ayet-i kerimede belirttiği gibi emir sahiplerine itaati meleklerin itaati gibidir. Ben Adem'e ruh verdiğim anda diyor, her zaman bunları belki meallerde dinliyoruz, camilerde dinliyoruz. Ben Adem'e ruh verdiğim anda diyor, hemen secdeye kapanın. Acizinizi bilin diyor, ben ona diyor ruhumdan veriyorum ha. Hemen secdeye kapanın. İşte itaat, işte yokluk bu, mezellet bu, aciziyet bu.
Ya Rabbi sen bize ne bildirmişsen biz ancak onu biliriz. Bildirdiğinden ayrı bir şey bilmeyiz. Sen bir Resulüne ne bildirmişsen bak geliyor oraya. Biz ancak ona iman ederiz. Emir sahibi senin emrine söyleyen sadıkla razı olduğun ameli işi işleyenler ancak severiz. Biz senin sevdiklerini severiz. Senin sevdiklerin kimlerdir? Senin rızan için efendim menfaatine, nefsine hoş gelen şeylerden vazgeçerlerdir. Yoksa dünyada yaşamayın demiyor, dünyada yaşayacağız ya. Dünyada yaşamayın denseydi Allah-u Teala bize niye dünyaya göndersin? İşte her kimse buradayken Allah'ın emir ve yasaklarına varlık elbisesinden sıyrılarak da Hazreti Adem'in dediği gibi ey Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Bunu Adem demiş, biz demeyelim mi? Nice hatalar yapıyoruz. Bir rivayet edilir ki mübarek 200 yıl ağladı, gözyaşı döktü, figan etti. Ben o şeytan ne yaptım? Hale kumladı, zımladı. İşte hala nefesi diye okluyor, zıplıyor da ey Rabbimiz biz nefsimize zulmettik diyemiyorsan, eğer sen bizi bağışlamaz ve bize rahmet etmezsen, şüphe yok ki, şüphesiz. Biz zarar edenlerden oluruz, ziyan edenlerden oluruz. Bizleri affeyle ya Rabbi. Amin inşallah. Demek ki insan hadsiyetini Allah'ın hükmü doğrultusunda peygamberine dahi bu iltimas ile etmemişse hükmün budur ya Muhammed. Hidayeti verici benim. Sen memursun diyor. Ben sana vahiy ederim. Hidayet ve irşad ancak Allah-u Teala'nın elindedir. Hükmü budur. Sen diyor iman nedir, ihsan nedir bilmezdin diyor. Bunu sana biz verdik. Sakın diyor onlara diyor o müşriklere taviz vermeyesin. Dünyada ve ahirette sana diyor efendim azap ederiz diyor. Bunu kime söylüyor? Ayet-i Kerime'de söylüyor. Demek ki bizler çok çok hakkın hükmüne boyun eğici olacağız. Bu sözü emir sahiplerinden ağzından duyduğumuz zaman bundaki o emir sahiplerindeki selahiyetin farkına vardığımız zaman o nurun, o hakikatin, o açlığın farkına vardığımız zaman hemen meleklere emri gibi derhal tazim ve hürmette bulunacağız. Niçin? Meleklerin hürmeti ve secdesi tazimi neydi? Hakkın tecelliyatındaydı. Ruhumu verdiğim anda diyor derhal secdeye kapandı. Demek ki varlık elbisesinden soyulmak lazım. İşte ona tazim ve o hakka tazim ve hürmet eden işte o melekler gibidir. Hatta onlardan daha da üstündür. Efendim, sübuk ettik diyor yani yol ettik. Bu tarih gayet yakın. Ve ahadis de pek az. Yani demek ki yani bu işe sahneye efendim ulaşanlar diyor pek az. Ve bize fethi bab bu kafadan nasip oldu. Anlaşıldı mı? Şah Abdülkadir Geylani. Evet adı Kadir'i. Evet yolu cehri. Ama burada çok mühim. Ama hali nakşi. Hali nakşi. Cehri'den kasıt yani açıktan, açıktan keramet gösterir mübarek. Efendim onun yolu açıktan ihvanına derdi ki neden böyle yaptın derdi, söylerdi. Ama onun hali nakşiydi. Evet, iki cihet vardı. Zahiri ve batini, afakı ve enfuzu, yani dışı ve içi. Afakı ve enfuzu, içi ve dışı kendinde cennet etmişti. Demek ki tek taraflı yol gidilmez, tek taraflı kuş uçmaz. İki ayaklı adamla tek ayaklı adam bir olmaz. Demek ki kuşun iki kanadı olacak, iki tane ayağı olacak. İnsanın da iki eli, iki ayağı var. Ne kadar güzel, ne kadar mükemmel. Ahsen-i takvim, en güzel surette Hak Teala yaratmış insanı. Nasıl ki böyle dış suretimiz böyleyse,
İki elimiz tek elle iş görmek zordur, tek ayakla yürümek zordur, tek göz önüne bakmak zordur. Her şeyin insanda mevcut olan çiftlerin tek olması eksikliktir. Nakızlıktır. Demek ki maneviyatta da her şeyin çift olacak. İki kanat olacak. Yani iki el olacak. Efendiler, eğer maneviyatta da her kimsenin her şeysi çift olmazsa efendim ne oluyor? Nakız oluyor. İşte o büyüklerimiz bu hali Allah'ın inayetiyle bu yolu, fakir yoluyla, yani fakir, Allah'a karşı kendini fakriyetini bilmek demek, fakir yolu. Allah'a karşı kendini acziyetini bilmek demek, acz yolu. Kişi Hakk'a karşı aczini nasıl bilir? Bunu şu örnekle, çok basit bir örnekle açıklayabiliriz. Hakk'a karşı nasıl fakirdir, Hakk'a karşı nasıl acizdir? Yani karşındaki adam diyor ki, ya hoca diyor, yarın gelecek misin? He geleceğim. Şunu bana verecek misin? He inşallah vereceğim. Ha hoca inşallahla maşallahla bu işler olmaz. Hele sen diyor, illa geleceğim mi? İnşallah. Adam diyor ki, hala ısrar ediyor. Ya o inşallah deme demek istiyor ha, deme demek istiyor. İnşallah lan maşallah lan o. De ki ben geleceğim. Ya seni getiren Allah, o anda sana onu söyleten Allah. Ey gafil adam. Sen Hak'tan gafilsin. Karşıdaki inşallah diyor, onu da istiyorsun ki gaflete sürdüyorsun. Biri varlığında fakrını bilmiyor, acizini bilmiyor, kendini söyletenin Allah olduğunu bilmiyor. İlla karşısındaki adama diyor ki, inşallah maşallah bırak, yarın gelecek misin, bana istediğimi getirecek misin? Adam da diyor ki, inşallah benim yarına çıkacağıma garanti yoktur. Ama inşallah geleceğim, istediğini de getireceğim. Adam hala fitil oluyor. Diyor ki, ya bırak bunu inşallah, baştan kaldır diyor şunu. İlla de ki, her yapacağım. Ha, öyle diyecek ki, onun şeytanı rahat etsin. İşte aciziyetini bilmeyen kişi, aynı bunun yaptığı iş gibidir işi. Fakriyeti daha bilmemiş varlıklar. Aciziyeti daha bilmemiş. İnşallah, ya Resulüm diyor. O eline aldı kumu attı, o oku aldı attı. Efendim, onu sen almadın diyor. Onu diyor, biz attık. Resulüne böyle buyuruyor Mevla Teala. Kulun kendi ne gücü var ki, tasarrufu var ki, imkanı var ki kendi bir şey yapsın. Yapan yaptıran Allah-u Teala'dır. İşte aciz budur. Acizini bilecek. Ya Rabbi sensin yaşatan, sensin var eden, sensin beni konuşturan, ayakta tutan, rızıklandıran, her şey senden ya Rabbi. Ben senin aciz bir kulunum, benim kendi bir gücüm yoktur. Her işini yaparken, ya Rabbi sen tamamına erdir ya Rabbi, hayrıyla hayrandır ya Rabbi, bereketlendir ya Rabbi. Kulun Allah'la irtibatı böyle olması lazım. Kulun gönlünden Allah'tan bir an gafil kalmaması lazım. Gaflet büyük günahıdır. Nedir? Varlıktır. Eğer bir şey yaptığına kişi şey yapıyorsa hemen tövbe istiğfar etmeli. Ya Rabbi yaptığım işi, ya Rabbi eğer ben bir iş yanlış yaptıysam beni ondan döndür de ben Allah'a yalvarmalı. Hakkını hemen bilmeli, istiğfar etmeli. Allah-u Teala inşallah mağfiret eyler. Beş kere bazen olur ki o arifler gibi kullanmıyoruz. Hatalar belki yapabiliyoruz. Cenab-ı Hakk'a inşallah hatalarımızı anlamayı ve ondan dönmeyi bizler nasip eyleyelim. Evliyaullah'tan ekserisi hem bu veçhiyle beyanda bulunmuşlardır. Evliyaullah'tan diyor ekserisi hem bu veçhiyle bu meseleyle ilgili yani bu cihette beyanda bulunmuşlardır. Hazreti Beyaz'da Cenab-ı Hak bize ne getirdin diye sual buyurmuş. Hazreti Beyaz Evliyaullah'tandır, çok büyük bir velidir. Şimdi diyeceksiniz ki ya Hazreti Beyaz Cenab-ı Hak ile nasıl görüşmüş? Ne zaman bu söz olmuş, daha kıyamet kopmadı, mahşer olmadı. O bize göre olmadı. Allah'a işte bak burada da insan acizle diyecek. İsterse olur. Ya Rabbi sen istersen yaparsın.
İki cihan serverine miracı yaşatan, iki cihan serverine dünyadayken cenneti yaşatan, cenneti gösteren, cemalini gösteren, miraç ettiren en yüksek merdiven umarmış. Arşına kadar çıkmış, beri durunca ya Muhammed demiş, arşına ayaklarınla bas şereflensin. Böyle bir Habibi edip, böyle bir Habibi Huda, aşk ile gitti, aşk ile geldi. Elhamdülillah. İşte insanın aşk mesele zaten muhabbetullah'tır, hakkı bilmektir. Murad ilahi nedir? Muhabbetullah'tır. Allah-u Teala kendini sever, kendine arif olan ve muhabbet ehli kimseyi sever. İşte Hazreti Beyazı da bu hali yaşatır, bu yaşatır. Nasıl yaşatmış? Mana aleminde. Şimdi bugün bunun da çok mümkünü var. Hakkıyla mana aleminde bazı sufi tabakası ya da dermiş hakikatte işte efendim. Ehli hal kimsine olur, görürler, yaşarlar. Bakarsan bazı mümkünü sen nereden biliyorsun? Ya Allah, Hazreti Beyazı zamanında olmuş. Şimdi yok mu? Şimdi ne vardır inşallah? Elbette onlar şeref selefidir. Elbette ki üstünlük, efendim, şeref, elbette ki önceler, öncekilerdir. Onlar kemalatta çok üstündürler. Yani olgunlukta çok üstündürler hakkın dostları. Onlar yolumuzu açtılar, üstünlükleri budur. Onlar önümüzü açtılar, işte üstünlükleri budur. Onlar bu yolda hakkıyla gayret ettiler, işte üstünlükleri budur. Bize bu güzel kutlu meseleyi ulaştırdılar. Defterleri kapanmıyor. Hayrı yapan diyor, hayrı vesile olan diyor, hayrı yapan bir şey nedir? İşte bugün onlar vesile oldular, elhamdülillah o hayrı yaptılar, hem yaptılar hem de vesile oldular. Kimlere? O günkü kimselere. Daha sonraki, onlar da daha sonraki kimselere. O yüzden ashab-ı kirama yetişemiyoruz, üstünlük onlarda. Elhamdülillah, Allah-u Teala yollardan ayırmasın. Hazreti Beyaz diyor, bize ne getirdi diye sorunca Allah-u Teala, Beyaz da cevap, ben dört şeyi getirdim ki senin hazinende yoktur. Hazreti Beyaz diyor, yokluk, arz, zillet ve günah diye arz etmiş. Dört şeyi getirdim diyor, senin hazinende yoktur, sende böyle bir şey yoktur diyor. Yokluk, ya Rabbi var olan sensin, hakimsin. Bizi yoktan var et, biz yokluktanız. Aciziz. Zillet içerisindeyiz, izzet sahibi sensin. Sen, haşa, günah diye bir şey asla Allah'ta olmaz. Her an bir an o asla bizim gibi değildir, sübhandır. Unutma, uyku, böyle bir şey olmaz Allah-u Teala'da. Allah-u Teala bütün bizdeki bulunan beşeri sıfatlardan ve bütün bildiğimiz her şeyden münezzehtir. Daha bilmediğimiz bütün şeylerden de münezzehtir. Allah-u Teala hakkıyla efendim kadirdir. Onun zatını hiçbir şeye benzetemeyiz. Onun kudretini hiçbir şeyle denk tutamayız. Onun ilmini hiçbir şeyle kıyas ve mukayese dahi edemeyiz. Allah'ın ilmi ne kadardır diye bir akla bir şey gelirse Allah'ın ilmi nihayetsizdir. Onun zatı ne kadardır? Onun zatı sonsuzdur. Onun kudreti ne kadardır? Onun kudreti sonsuzdur. O muktedirdir. Dilediğini yapmaya kadirdir. İsterse şuradan bir kimseyi alır, böyle bir kimse derken kalın önündeki kediyi alır. Adam eder, padişah yapar, başımıza vurur. Yapar, yapar. Allah kadirdir, muktedirdir. Demek ki bu Allah dört şeyi getirdi ve senin hazinede yoktur. Yokluk, aciz, zillet ve günah. Allah-u Teala azizdir, hakimdir. Allah-u Teala'yı müşrikler neden şirk ehli oldular? Çünkü Allah-u Teala'yı esma, isim ve sıfatlarıyla tanıyamadılar. Hani dediler ya, Rahman da nedir, Rahim de nedir? Yoksa Allah var diyorlardı, yoktur demiyorlardı. Ama Allah-u Teala'yı isim ve sıfatlarıyla tanıyamadılar. Tanıyamadıklarından dolayı Sübhanallah Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Yani yokluğu da Allah'a isnat ettiler, varlığı da isnat ettiler, acziyet de isnat ettiler. Ne dediler? Bu çocuğu şu kemiklere canım yeniden verilecek de biz dirileceğiz. Demediler mi dediler? Demek ki Sübhanallah Allah'ı hakkıyla tanıyamamaktan ileri gelir.
kendi zihinlerinden izzet sahibi olan Allah'ı bilemediler. Sübhan olan Allah'ı bilemediler. İşte Allah-u Teala'nın efendim esma ve sıfatlarıyla bilmek, hakkıyla bilmek, zatına layık, efendim hakkıyla takdir edebilmek ve zatına layık bir kul olabilmek. Nedir? Ya Rabbi diyor, dört şeyi getirdim ki sende bunlar yoktur. İşte aczini bilmiş, fakrını yokluğunu bilmiş, zilletinin tarihine varmış, Allah-u Teala da diyor, ben günahkarım da diyor, Allah-u Teala da diyor, gel bunu. Lebbeyk ya Rabbi diyor, lebbeyk kulum diyor. Aç sahibi kimselere hitab-ı ilahi budur. Lebbeyk diyene Allah da lebbeyk diyor. İnşallah Cenab-ı Mevla, inşallah bizleri de halimize o güzellerle beraber eyliye, halimizi ondan hali gibi eyliye. İnşallah fahri kainat efendimize o yolunda, o eshab-ı kiramın, göklerdeki yıldız gibi olan eshab-ı kiramın yolundan ayırmayan inşallah bizlere, o itikad ve akidede eyliye, bu işi hakkıyla anlamayı bize nasip eyle, nefis varlığından kurtulmayı, bu zilletten, efendim, bu nefsin zilletinden, bu günahından vazgeçmeyi, yolunun ve aczini bilmeyi nasip eyliye inşallah. Nefsin bu zilleti ve bu günahından sıyrılmayı, bu beşeri sıfatlardan dönmeyi, vazgeçmeyi Allah'a bizlere de nasip eyleyin inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Bir mümin içir semada iki kapı vardır. Birisinden rızık nazil olur, diğerisi ibadet ve taati ref olur. Mümin vefat ettiği vakit gökler ağlar. İbadet ve taatte bulunduğu yerler ağlar, mekan ağlar, zaman ağlar. Zamanın ağlaması o zaman içerisinde o müminin Rabbül Alemin Hazretlerine emrine imtisal ile, nehyinden iştinab ile, emrine uyması ile, nehyinden de kaçması ile sebebiyledir. Hülasa görülür ki onun ölümüne bütün mahlukat ağlar. İşte mümin bu kadar kıymetli, aziz ve şerif ve mükerremdir. Mümin kendi kadri kıymetini çok iyi bilmeli. Evet, insaniyet İslamiyetle beraber olursa, insaniyeti bozmazsa, İslamiyetle beraber olursa, nasıl ki hani diyor ya, iki kapı vardır. Birinden rızık nazil olur, diğerinden ibadet ve taat. İbadet taat da bir rızıktır. Rızık-ı suri, yediğimiz işlemez, rızık-ı manevi, manevi rızıklar. Demek ki manevi rızıka vası olan Allah'ın emrine intisar eden, uyan, ehlinden de, men ettiğinden de kaçan kişi rızkı maneviyede erişir. Bu vefat etse diyor, bütün mekana ve zamana alır. Demek ki, efendim insaniyetimizle İslamiyetimizi beraber de yaparsak, eğer bunu muhafaza edersek, ikisini bir arada tutarsa, insaniyetin zaten gerekliliği nedir? Hani hiç bir insanlık kalmadı derler. İnsan hakikati nedir? İşte insanın hakikati şudur. Efendim, insaniyetini muhafaza, yani ahlaklı olmayı, efendim, komşuya yardım etmeyi, efendim, daha nice böyle inşallah güzel faziletleri, güzel şeylere üstünde toplayan kimsedir yani. İşte o zaman diyor insan aziz ve şerif olur. Makbul ve merbuptur. Yani İslamiyet ise kurup isimler, resim ve suretten ibaret değildir. İslamiyet ancak iman ile. Yani bir insan güzel ahlak sahibi olabilir. Ayrıca üstündür, komşusuna yardım eder. İnsaniyeti takdir eder herkes. Fakirlere yardım eder. Yoksullara, düşmüşlere, yetimlere, dullara, efendim, bütün ihtiyaç sahiplerine, insaniyete, adam Ermenidir, Yahudidir, fakat insaniyeti vardır. Hristiyandır, veyahut da inançsızdır ama insaniyeti vardır. İnsaniyeti bozulmamıştır. Peki bu güzel ahlak insanı ebedi cehennemden kurtaracak mı? Hayır. İman olmasa diyor olamaz. İman şartı var. Allah'a inanma. Tek olan Allah'a, her şeyin ondan olduğuna, yaratanın o olduğuna, kuvvetin o olduğuna, kadir ve muktedirin o olduğuna inanma şartı var.
Allah'a iman etmiş kimse. Peki bir insan güzel ahlak sahibi olsa ahirette fayda var mı? Ama hani iman ile tanışamadı, iman etmedi. Evet, faydası var. Cennete mi gider? Yok, iman olmak için cennete gitmiyor. Cehennem, evet, cehenneme gider. Peki ne olacak? Ben Miraç'ta Allah ile kelam ettikten sonra cehenneme cenneti gezemiyor, cehennemde bir adam gördüm diyor Habibi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Miraç'ta cennete cehenneme geziyor. Baktı diyor, ateşin içerisindeydi, ateş onu yalamıyordu. Ya Malik, cehennem bekçisi. O da bir melek. Bu kimdir? Ve ateş neden onu yalamaktadır? Ey Allah'ın Resulü buyuruyor. O Hatem-i Tayyidir diyor. Çok cömertti ama iman sahibi değildi. Öyle cömertti ki kendi köyüne giden yollara meşaleler yakar, adamları tutar, onu misafir etmek, doyurmak için. Böyle güzel ahlak sahibi insan, şairdi aynı zamanda. Aynı zamanda Tayyi kabilesinin reisiydi. Hatem-i Tayyi. Bismillahirrahmanirrahim zaten. Tayyi kabilesinin reisiydi. Ama diyor Allah-u Teala bu ahlakından dolayı cehenneme iman olmadığı için koydu. Ama rahmetinden ateş onu yakmıyor. Yakmaz mı? Yakmaz. Ey ateş! İbrahim'e senin selamet ol. Dilerse olur mu? Olur. Yakmaz. İşte demek kurban, insaniyet de sadece yeterli değil, iman da lazım. İslamiyet ancak imanla, amel-i salihatla, yani Allah'ın sevdiği güzel amellerle, istediği amellerle, ahlak-ı ilahi ile tahallumla ibadetine, huzur ve safayı tam tedarik ile kaimdir. Ve bunlar nimet-i uzma ve devlet-i bibihadır, ele geçmez bir devlettir demiş. Bu kadar aziz ve büyük olan İslam, iman nimetleri bu Müslümanlar nezdinde acaba ne için şimdi böyle hor ve hakir oldu? Bu ifade arife tarif gerekmez. Bu kadar bir aziz ve büyük olan İslam ve iman nimetleri Müslümanlar nezdinde şimdi diyor, niye acaba böyle hor ve hakir oldu, kıymetsiz oldu Allah'ın muhafaza. İnna lillahi ve inne ileyhi raciun. Hak'tan geldik, Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. İşte nasıl geldiysek öyle dönmek nasip olur inşallah. Bu devleti uzmayı bilmeyi, bu devleti bir bahayı bilmeyi Mevla'da Hak-ı Teala bizlere de nasip eyleye. Bi hürmetin Taha Yasin, bi hürmetin Sabr-ı Suret-i Fatiha. Ey Rabbimiz, biz nefsimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz, bize rahmet etmezsen, şüphe yok ki biz zarara uğrayanlardan oluruz. Bizleri affeyle. Tövbemizi kabul buyur. Biz kabul ettik. Biz kabul ettik. Gavsul-i Azam İmam Efendi Hazretlerini. Gavsul-i Azam İmam Efendi Hazretlerini. Mürşidliğe. Mürşidliğe. Kabul ettik. Kabul ettik. Allah mübarek etsin.